Merhaba sevgili gençler. Kaldığımız yerden devam edelim mi? Evet. Sorular sorarak size sınavdan öncesinde bütün konularla ilgili önemli olan yerleri vurgulamaya çalışıyoruz. Umarım faydalı oluyordur. Zaten siz de hazırlıklı geldiğiniz için sorulara güzel şekilde, hızlı bir şekilde cevap veriyorsunuz. O yüzden de sizlere teşekkür ederim. Evet, başlayabiliriz. Evet ilk sorumuz. ikinci yeniciler diye bilinen sanatçılarımız hangileridir? Edip Cansever, Cemal Süreya, Ece Ayhan, Sezai Karakoç, Ülkü Tamer, Turgut Uyar, İlhan Berk. Tebrik ediyoruz Nermin. İslamiyet öncesi Türk destanları hangileridir? Yaratılış, Alper Tunga, Şu, Oğuz Kağan, Attila, Ergenekon, Bozkurt, Türeyiş, Göç. Necati tebrik ediyorum. Sen de doğru cevap verdin. Evet Nermin. Münşaat nedir? Divan edebiyatında mektupların toplandığı eserlerdir. Peki peygamberimizi övmek amacıyla yazılan kasidelere ne ad verilir? Ne ad denir öğretmenim? Mükemmelsiniz çocuklar. Evet tebrik ediyorum. Şu ana kadar hepsini doğru bildiniz. Şimdi de bir edebi sanat soralım size. Ağlarım hatıra geldikçe gülüştüklerimiz cümlesinde hangi söz sanatı vardır? Bu dizede tezat vardır öğretmenim. Evet sonraki sorumuz geliyor. Orhan Veli Kanı'nın La Masalları adlı eserinin türü nedir? ahlaki bir ders vermek amacıyla yazılmış masallardır. Mükemmelsin Necati. Evet Nermin. Peki edebi sanattan devam edelim. Bu sefer de tanımını soralım bakalım. Anlamı güçlendirmek için soru sorma sanatına ne ad verilir? İstifam adı verilir. Evet çok güzel gidiyoruz. Diğer sorumuz. İstanbul öykücüsü olarak bilinen sanatçımız kimdir? Sait Faik Abasıyanık'tır. Peki bir de geçiş döneminden bir sanatçı soralım. Divanı Hikmet adlı eserin sahibi kimdir? Ahmet Yesevi'nin eseridir. Çok iyisiniz gençler. Peki maviciler akımını kim başlatmıştır? Atilla İlhan'dır. Evet, Adalar Şairi olarak bilinen sanatçımız kimdir? Adalar Şairi olarak bilinen sanatçımız Tahsin Nahittir. Evet, şiirde insan dışı varlıkların konuşturulmasıyla yapılan edebi sanatın adı nedir? İntak sanatıdır. Mükemmel. Evet, diğer sorumuz Cumhuriyet döneminden Kuyucaklı Yusuf adlı romanın yazarı kimdir? Sabahattin Ali'ye aittir. Evet, bir sorumuz da Tekke ve Tasavvuf Edebiyatı'ndan. risalet Nusiye adlı mesnevi kime aittir? Yunus Emre'nin eseridir. Çok iyisiniz. Siyasal içerikli şiirleri yönünden birçok kez kovuşturma geçirdi. İşte Gidiyorum. Bu mezarda garip var, şiirleri ünlüdür. Bu sanatçımız kimdir? Halk ozanlarımızdan aşık Mahsuni Şerif'tir. Türk edebiyatında tercih bent ve terkibi bent türlerinin en önemli şairlerinden biridir. Tezatlar şairi olarak da tanınan bu sanatçımız kimdir? Tezatlar şairi olarak bilinen sanatçımız Ziya Paşa'dır mükemmel. Türk edebiyatı ve tarihiyle ilgili ilk bilimsel çalışmaları yapan, edebiyat tarihini sistematize eden sanatçımız kimdir? Mehmet Fuat Köprülü'dür öğretmenim. Çok iyi. 3 ya da 5 dörtlükten oluşan sekizleyici ölçüsüyle söylenen, genellikle aşk, doğa, sevgi, güzellik konularının işlendiği, halk edebiyatı nazım şekli hangisidir? Bu nazım şekline semai denir. Eylül'de melul oldu soldu da lale, bir kâküle meyletti gönül geldi bu hale. Bu dizelerde de görüldüğü gibi şiirde ahen konuşturmak için ünsüz harflerin tekrarlanmasına ne denir? Bu ahen unsuruna aliterasyon denir. Ulusun korkma nasıl böyle bir imanı boğar Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar Dizelerinde ulusun sözcüğüyle yapılan edebi sanat hangisidir? İki anlama gelebilecek şekilde kullanıldığı için tevriye vardır Harika gençler Çok güzel gidiyoruz Evet yeni sorumuz yine bir nazım şekliyle ilgili İran edebiyatından edebiyatımıza geçmiştir. AAXA kafi örgüsüyle tek bentte söylenen şiirlerdir. Kurucusu İranlı şair Ömer Hayyam'dır. Bu şiirler hangi nazım şekliyle adlandırılır? Bu nazım şekli rubaidir. Evet, hızımızı kesmeden diğer sorumuz soruyoruz. Türklerin divan edebiyatına kazandırdığı şiirler hangileridir? Tuyu ve şarkıdır. Sevgili gençler gerçekten tebrik ediyorum sizlere Bu sorulara doğru cevap vermeniz aynı zamanda edebiyatı olan ilginizi göstermekteydi. Ee, sınavda da umarım aynı şekilde seri bir şekilde sorulara doğru cevap verirsiniz. Başarılı olursunuz birkaç tur daha döneceğiz. Edebiyat tekrarı yapacağız. O zamana kadar siz de yine çalışmalarınıza devam edersiniz. Bundan sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.